Yerdeki halıdan elektrik çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Çoraplarımız da buradayız. Giyin böyle o zaman. Bitirsin mi? Aha! Oha! Harbiden oldu. Elektrik çarpma hissiyatı var mı? Yok. Merhaba ve Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, bu videomuzda TikTok'ta hayat kolaylaştığını iddia eden teknolojik hileleri biz de deniyoruz, bakalım neler olacak. Hadi bakalım. Niye suratıma atıyorsun? Bu ne abi? Abi şey için attı. Hani böyle TikTok'ta bir anda böyle sahne değişiyor, üstüne giriyorsun ya. Kafama atma yardımcısı iyiydi. Evet arkadaşlar, önümüzde fazlasıyla böyle bir hack videoları hazır bir şekilde duruyor ve hileler diyelim biz bunlara. Başlayalım mı sırayla? Başlayalım. Bunların her birine böyle biz de bir bakacağız, bakalım gerçek mi değil mi? İlk başta çok acayip bir şey yapmış. Siz diyorsunuz ki bu anahtar falan filan, bunların burada ne işi var? Bu üçüyle telefonu şarj ediyor. Zaten siz de bir yandan izliyorsunuz videoyu. İlginç bir olay. Ben bunu yapmam hocam. Ben bir tık enerji verebileceğini düşünüyorum. Sen ben bundan korkuyorum. İddiaya var mısın? Ben yokum. Hiçbir iddiaya girmem elektrikle ilgili bir şey. Kurban ben miyim yani? Yani ben olmadığıma göre. Buraya koyduk bunu. Ama yardım etmen lazım. Abi iki elle olmaz bu, o zaman akım bozulabilir. Bitirsin mi? Aha! Oha! Harbiden oldu. Vay be! Helal olsun. Hala da dolduruyor şu an bir de. Bir elektrik çarpma hissiyatı var mı? Yok. Hisse korkmadı mı? Helal olsun. İyi ki çalıştı arkadaşlar. Evet. O zaman şimdi hızlıca sıradakine geçelim. Hemen sal gelsin. Yine aynı abi bu zaten, bizim deminki abi. Evet, ilginç bir deneme. Telefon suya sokuyor. Bir kestirme var aslında, onu kuruyor. Evet. O kestirme sayesinde telefon suya girince şu alttaki deliklerden, hoparlörden güçlü bir ses vererek oradaki suları atıyor. Bir deneyelim bakalım. Suyumuz tam dolu geldi. Cihazı suya bandırdın. Oo, güzel güzel. İyice şöyle bir baloncuklar çıksın, iyice göreyim baloncukları. Water eject kestirmesini çalıştır. Evet, birkaç parça aynen atıyor şu an bak. Fena değil, şurası ıslandı bir tık. Evet, birazcık ıslattı. Bence geçti testten. Ama bak, arada bir çalıştırılamıyor diyor, kesiyor sürekli. Bence geçmedi ya, çok başarılı değil. Bunun yerine böyle emiklesen daha çok su çekersin. Pirince yatırsan? Pirince yatırsan da olur. Siz çok eskilerde kaldınız, teknoloji çok ilerledi artık. Bu mu abi ilerlemiş hali, yarıda kesiliyor. Cihaz kendi suyunu atabiliyor artık, siz hala pirinç miniş diyorsunuz. %100 verimli değil, biz en iyisi bir sonrakine geçelim. Sonraki çok fena, hiç geçmek istemiyorum ama galiba... Geçeceğiz. Evet, geçelim ona. Şimdiki TikTok bayağı saçma, bayağı saçma. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Hiçbir fikrim yok. Ama deneyelim. Çünkü işin içinde ne var? Elektrik var. Elektrik varsa nedir? Teknolojidir abi. Bunu, sen ne? Bunu birçok insan yapmış. Halıya... Hazır mısın? Bu dokunuşu ben çok sevmedim. Hazır mısın? Neyse. Bir daha gel. Geldim. Hazır mısın dokunmaya? Hazırım. Çok hazır olmasam da bu TikTok'u deneyeceğiz. Yerde halı var. Bacakları bir sürtelim, gel. Abi bir gün ayağımla teknoloji videosu çekeceğimi söyleseler yani bu kadar da olmaz falan derdim herhalde ya. İyiyim böyle o zaman. Evet. Bu halleri de buluşacaktık. Ya ne istiyorum ben de? Durum vahim. Yerdeki halıdan elektrik çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Çoraplarımız da buradayız. Çalışacak mı? Göreceğiz. Hazır mısın? Ya ondan yapmasak bunu. Çıkmayacak oğlum işte, yalan o ya. Yani boşu deneyelim. Burada... Biz çok samimiyet kurmadan sol elinde. Böyle mi yapıyorsun? Aynen. Ben de bununla tutuyorum. Evet, evet. Ne yapıyoruz şimdi? Ayaklarınızı sürdürüyorum. Bu güzel bir görüntü. Yanmaya başladı şu an. Benim de yanıyor. Ampul hariç her şey yanıyor şu an. Hazır mısın? Daha değil oğlum, biraz daha sürt. Yeter yeter. Dur şu an. Yüzde olmaz. Abi. %20'de şu an olmaz. Dediniz mi abi? Dolmuşsun aslında. Doluyor. Hazır mısın? Evet gel. Aaa. Yanmadı. Bir daha gel. Yok, yanmıyor. Bir tutuşun abi. Bir de ampule deneyim. O da bacak ama ya. Tekrardan. Bu önceden yüklediğimiz enerji yetmez mi? Bak. Şu an kamera arkasına yaklaştı. Çok eğleniyor. Gel abi. Gel tekrar. Çok eğleniyorsunuz. Yok gel abi, yalan bu ya. Yalan yeter.
Bu hilenin de gerçekten... Sakin kalamıyorum ya, gerçekten yani. Gerçekten hile olduğunu gördük, o yüzden biz masanın başına geriye dönüyoruz. Geriye dönelim, ben bu çoraplardan kurtuluyorum artık. Bir sonraki TikTok'umuza bakıyoruz şimdi, izleyelim. Evet, herhangi bir model iPhone telefon kullanıyorsunuz ve telefonunuzun kamerasının yeterince zoom yapamadığınızı düşünüyorsanız ilk önce kameraya girdim arkadaşlar. Kameraya girdikten sonra gördüğünüz gibi en fazla buraya kadar zoom yapabiliyorum. Şimdi buradan çıktım, ayarlara giriyorum. Ayarlara girdikten sonra erişebilirlik olacak. Erişebilirliğe tıklıyorum. Buradan da büyüteç kısmı var. Buna tıklıyorum ve büyüteci açıyoruz. Açtıktan sonra ben ana ekran düğmesini 3 kere basınca büyüteçim otomatikman açılıyor arkadaşlar. Şimdi normalde daha demin fotoğrafa ne kadar yakın? Fena değil. Bu aslında şöyle bir şey denilebilir. Mesela iPhone'a 50x zoom getirdik falan gibi bir deneyelim şey olmuş. Deneyelim hoca. Al sana yani küçük yazılar. Benim gözümde şu yaptığı işin 50x zoom'dan çok bir artısı yok. Standart bir iPhone ne kadar zoom yapıyor? Onu evet, bana bir gösterir misin? Standart şu kadar yapıyor abi. Bir netleyelim. Dibine kadar girdik. Net mi? Görüntü. Bu kadar. Yani şöyle böyle bir görüntümüz var. Peki bunu büyüteçle yaparsak ne oluyor ona bakalım. Şimdi zaten şu anda bile az öncekine yakın bir zoom var ve görüntü daha net. Vay. Şu anda da böyle deliler gibi içine zoom yaptım. Şuna basınca ve ne oluyor hocam? Fotoğrafını çekiyor ya. Tabii ki. Gayet de güzel çekiyor. Bir de normal kamerayla çek bakalım. 10 falan. Çek bakalım. 10 yaptım. Yani fena değil. Fena değil. Yani, başarılı mı başarılı mı böyle efsane ne diyorsun? Yani benim hoşuma gitti ya. Benim de hoşuma gitti, fena değil. Beni kazandı açıkçası. Bilmiyordum böyle bir özelliği olduğunu. Bir diğerine devam edelim şimdi. Hadi bakalım, bu çok fena, ayıp aynen bir şey bence birazcık ama neyse. Burada notlar uygulamasıyla gizli konuşmadan bahsediyor. iPhone'da kullanıcıların notlar kısmından gizlice konuşabildiğini biliyor muydun? Evet. Hemen anlatıyorum bilmiyorsan. Yazdık mesajlar kısmından istediğimiz kişiye gönderiyoruz. Yani hadi mevzu belli arkadaşlar. iCloud'u kullanarak ortak bir çalışma belgesi oluşturuyorsunuz ve bu çalıştırma belgesinde de karşılıklı mesaj yaşıyorsunuz yani diyor. Yani senin derdin varsa aynen, WhatsApp mesajlarını kurcalamasınlar, işte Instagram mesajlarına bakmasınlar birileri konuştuğuma dair, notlar üzerinden konuşabiliyorsun çatır evet çutur. Öyle bir şey var. Notu paylaşabiliyorsun. O nota beni ekle. Tamam. O nota seni ekliyorum. Buradan şimdi ortak çalışan ekle. Notu paylaş. Notu paylaş de. Sonra buradan notu paylaş dedikten sonra mesajlar diyorsun. Kime? Ozancan abi. Ozancan yolladım sana. Emre'den geldi bana. Bebeğim isimli not. Ben de bastım ve kabul ettim. Ha, ben de benim yazdım onun ekranında çıkıyor. Canım yani, yazıyorum ben de sana. Canım. Anlık olarak direkt düşüyor. Ozan yazdıkları buraya düşüyor. Bu videoda kilitlenebildiği de söyleniyordu. Ancak kilitleme işinde bir tık sıkıntı var arkadaşlar. Şöyle. Normal şartlarda o TikTok'ta burada kilitleme de var. Yani kimse göremesin vesaire gibi. Ancak kilitleme sadece paylaşımı durdurursanız yapabildiğiniz bir şey. Şöyle paylaşılan notu yönet diyorsunuz. Erişimini kapattım Ozan'ın. Artık bu notu istersem kilitleyebiliyorum arkadaşlar. Kilitleyince ne oluyor? Ha, parolasız girilmiyor nota. Tabii bak şimdi şifreyi koyduk. Şu an artık Ozan göremiyorsun sanıyorum. Yok ben göremiyorum. Zaten ben zaten erişimi de kaldırdığım için doğal olarak göremiyorsun. Gittim. Beni nasıl sildin ya? Silerim hocam. Notlardan silerim. Gönüllerden silinmeyelim Ozan. Eyvallah. Önemli sağ olun. Gördüğün gibi artık açtım. Aynen sen öyle de orada ben tekrar ben paylaştım. De görebileceksin arkadaşlar. Evet. Bu notlar meselesi de bu şekilde. O zaman seri sıradaki TikTok'a geçelim mi? Eğer iPhone'unuzda birçok uygulamayı ana ekranda bir sayfadan başka bir sayfaya taşımak istiyorsanız şunu yapabilirsiniz. Evet. Bir parmağını ekrana koydu. Diğerinin üstüne tık tık basıyor ve klasör yapıyor galiba değil mi? Gördüm. Klasörlemiyor hocam. Hepsini aynı topluca anda taşıyor. Ben bunu biliyordum. Deneyelim abi. Şuradan Twitch'i basılı tutuyorum. Şöyle yapsak. Ha. Aynen oldu. Bir kere dokunsan yeter bence. Bir tane daha bastım, bir tane daha bastım. Bunları al şimdi öbür sayfaya götür bakalım. Gittim. Oraya sığdıram, oraya gidiyor, olmaz, öbür tarafa. Dur biz şöyle yapalım, direkt şöyle gidelim abi. Hı. Buraya bıraktım. Hepsini buraya cart diye taşıdım. Bayağı efsane, ben sevdim bunu. Böyle topluca geriye alayım şimdi bunları. Yerine bırakayım. Bıraktım. Başarılı. Sevdim, güzel özellik. O zaman sıradaki. Bir sonrakine devam edelim. Size iPhone'da kimsenin bilmediği bir özelliği bakalım söyleyeceğim. Telefon böyle ana ekrandayken yere koyuyorsunuz. Telefon böyle ana ekrandayken yere koyuyorsunuz böyle. Döndürüyorsunuz. Bakın. Dönmeye başlıyor. Böyle bir zigzag efekti oluyor döndürdüğünüz zaman. Allah Allah. Telefonun arkasını çizmeye hazır mısın? Bekliyormuş. Telefonun başına gelmeyen kalmadı zaten. O yüzden sıkıntı yok. Hemen açtım abi. Senin elin bir doğruluk mu cesaret mi? Hazır mısın Ozan? Hazırım. Çevir. Aa, inanmıyorum. Olmadı. Sen çevirmeyi bilmiyorsun abi. Doğru diyor. Ben çevireyim bak bir dakika. Cesaret. Ama yerde çevirdim. Yerde deneyelim tamam. Direkt yerde çeviriyorum. Ama zemin parkeydi falan. Hadi. Israrla aynı çocuğun evine falan gidiyormuşuz böyle. Bu patates oldu. Tabii. Bu böyle bir şey yok. Zaten çalışmayacağına emindim yani ben bunun. Ama yine de bir ama deneyelim istedik. Ama çalışsa bayağı şok olurduk herhalde. Aynen ya. Ama çalışmadı abi. Olmadı. O yüzden bunu pas geçiyoruz şimdilik. Yepyeni bir TikTok'umuz var. Ekrana bu sefer zannediyorum ki böyle hareketli bir video eklemeye çalışacağız. Böyle gidelim hemen. Doğrudan bir tane profile girdi. Ve buradan da
Then go to Photos and select Use as Wallpaper. And now you have a video lock screen. Hareketli bir şekilde bunu eklenebileceğini iddia ediyor kendisi. Bakalım hemen ekleyelim abi. Şimdi bir tane TikTok açtık arkadaşlar ve TikTok'ta şurada paylaşma yerine basıp doğrudan aşağı doğru gidip canlı fotoğraf olarak bastığında mecburen erişimle izin veriyoruz şu anda. Mecburendeki ümitsizliği ben gitti şu an benim için her şey. Ama neyse. Canlı fotoğrafa dönüştürüyor şu an ve sonrasında bunu wallpaper'ım yapacağım. Ayarlara gittim. Duvar kağıdına girdim. Duvar kağıdı seç dedik. Tüm fotoğraflara gittik. Şunu seçtik. Kilitli ekranı ayarla dedim. Ve açıyorum ekranı. Basınca oynuyor. Benden geçer not aldı. Bence de. Bir sonraki TikTok'umuzdayız arkadaşlar. Ben bunu her yerde görmeye başladım. Bu arada bu fake'inin fake'i yani de neyse. Çalışmıyor mu diyorsun yani bu olay? Mantığını anlatacağım. Evet. Ver hocam. Senin var mı böyle okuması? Mesajlara gir abi. Mesajlara girdim abi. Al abi ekran görüntüsünü. Asfalt yazıyor burada. Daha sonra bunu düzenlemek için giriyorsun abi buradan. Keçeli kalemi seçtik. Opacity'sini şöyle opaklığını da biraz kısalım. Birazcık kadar daha boyayayım. Gördüğünüz evet. Gibi burası kapandı. Değil mi sözde? Gördük. Fotoğraflara kaydet. Buradan geliyorsun, düzenle diyorsun. Ve daha sonraki aşama şu. Bunu açman lazım. İşte bunu açıyorsun. Hop alttan asfalt yazısı gördüğünüz gibi çıktı zaten. Hadi. Bu ekran kaydı ama bunun sebebi şu abi. Şimdi mesela sen o fotoğrafı başka birine göndersen bunu yapsa olmayacak bu işlem. Bu o cihazda mı oluyor? O cihazda oluyor bir de çok düşük opaklığa sahip bir fırçayla yapıyor. Orayı harbiden kanıtsa bu olmayacak arkadaşlar. Yani bu bayağı fake aslında. Çalışan bir işlem. Yani siz olun ekranda bir şey kapatacaksanız keçeli kalem efektini kullanmayın diyelim arkadaşlar ve devam edelim. Bayağı karalayın orayı. Şimdi bu sefer de yepyeni bambaşka bir hayat kolaylaşacak. Candy Crush oynayanlar için. Ben bunu denemiştim ya bu çok üzücü. Güzel bir olay olacağını düşündüğüm. Kalemin ucuna folyo sürerek, folyo sararak dokunmatiğini çalıştırmayı deneyelim. Sar abi. Şu tarafını sarayım. Sar. Sen daha iyi bilirsin. Neresi daha uygun olacak? Ben hep evde kaleme folyo aynen. Sararım. O yüzden konuda bayağı uzman olduğunu inanıyorum. Lütfen ilk dokunuşu sen yapar mısın? Bayağı da hassas bak sen bayağı iyisin bu konuda. Şimdi ters çevir abi kalemin ucunu sen. Ben bu arada sallamıyorum. Al sana bunu çıkartayım. Ekranı iyi çiziyorum. Yalnız TikTokçular sanki telefonculara çalışıyor gibi his var. Bana yani. Da biraz öyle bir gibi geldi. Bir ekranı çiziyoruz, bir arkasını çiziyoruz bir böyle. Bir içine su sokuyoruz falan tabii cihazın. Aynen. Burada telefoncular, teknik servisler çok mutlu şu an yani. Fazlasıyla mutlular. Şimdi evet. Sırada bir TikTok var ki yalan olduğu 500 kilometreden belli. Ya olay şu, ben de bir yandan özet geçeyim sizlere. Gizli numaradan arıyor. Daha sonra oradaki gizli numarayı kopyalayarak başka bir yere yapıştırıyor ve o numarayı görüyormuş. Sözde. O zaman o gizli numaranın ne anlamı var hocam? Aynen öyle. Bir arayabilir miyiz? Şu an gizli numara arayan arıyor. Numara yok diyor. Kapatabiliriz. Şuradaki arayan numara yok'a basılı tutuyoruz. Kopyala dedik. Şimdi klavyeye gideceğiz. Saçma sapan bir numara çıktı şu anda. Ben oradan sana bunun olayını söyleyeyim mi? Söyle. Arayan numara yok. Buradaki ona göre almış. Anladın mı? Anlatamam. Çok anladım. H9. Anlatsana. H9. Sen. H9 klavyede eskiden SMS atarken bunu 5000 SMS'çiler iyi bilir. AVE 5000 SMS. Bilirsiniz onları. 10.000 5000 SMS. Aynen. Arayan numarayı yoku doğrudan burada kodluyor kendisi o yüzden harbiden neyse, ya. Neyse gizli numara öyle evet. Bir şey değil. Bugünlük bu kadar TikTok yetti abi. Videomuzu kapatalım. Videoyu kapatalım yeter. Arkadaşlar. Sizin üzerime için. Birisi ceket atacak diye korkuyorum. Evet yani. Güzel bir girişti. Güzel de bir çıkış olmadan biz gidelim. İki aramızda bulunan diğer web teknoloji içeriklerini izleyebilirsiniz. Bu tarz farklı içeriklerin gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazın arkadaşlar. Desteklerinizi bizden esirgemeyin diyelim. Bir de şunu rica edeceğim. Evet. Abone olan arkadaşlar çanı açarlarsa orada bir çan var ona basarsanız aynen çok öyle. Seviniriz arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.